Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Çok hareketli bir güne başladık. Peste ee, yeni gelen etkinlikler, yeni gelen ikonlar ve efsane e, top açılımları yapacağız arkadaşlar. Öncelikle yeni gelen etkinlikler hakkında bilgi vereyim. O en son e, yeni gelen e, Fernanda Torres ve Diego Forlan hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar. Önce şöyle bir hatırlatma yapayım. Evet, Matchday'de arkadaşlar yeni etkinlik gelmiş. Matchday'de Michael'a parası kazanabilirsiniz buradaki puanları tamamlayınca My Club parası uzman seviyede olursanız arkadaşlar 100 My Club parasını kazanabiliyorsunuz. 2000 puanda 3500 puanda ve 5500 puanda My Club paraları veriyor arkadaşlar. Buraya geçelim hemen diğer etkinliğe gelelim. Diğer online maçlı etkinliklerde de GP'ler GP kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. ilk maçta 25.000, ikinci maçta ve üçüncü maçta olmak üzere GP'ler kazanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz GP'lerle artık efsane açabiliyoruz. Bu yüzden GP'ler artık önem kazanmaya başladı. Gelelim diğer etkinliğe. Box Draw temsilcisi arkadaşlar. Bu yandaki etkinlik modunda buradaki görevleri tamamlayarak Box Draw temsilcisi kazanabiliyorsunuz. Ben bir önceki etkinlikten normalde 3 tane ücretsiz vardı. iki tane de buradan kazandım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. 5 tane Efsanevi kutu açma, box draw kutusu açma hakkı kazandım arkadaşlar. Daha altı gün yani bir haftaya yakın bir süre var. Bu yeni gelen etkinlikleri tamamlayıp 7 tane yapacağım ve buradaki efsanelerden açmaya çalışacağım arkadaşlar. burada daha önce de söylemiştim. Lava çok istiyordum. Lava çok istiyordum. Düşmemişti bana. Bakalım bu kazanacağım ücretsiz haklardan düşecek mi? Gelelim arkadaşlar haftanın en etkileyici etkinliğine. Atletico Madrid'in ikonik oyuncuları geldi. Şöyle bakalım. Sadece iki tane var arkadaşlar. Diego Forlan ve Fernando Torres. Önce Diego Forlan'ın şöyle özelliklerine bir bakalım arkadaşlar. Kontra atak özelliğiyle gelmiş kontratak ve kısa bas eğer teknik direktörünüzde kontra atak özellikli ise bayağı bir işe yarar forlan arkadaşlar ofansif farkındalığı 89'da gözüküyor Ben şuradan size fullediğimizde ne oluyor onları söyleyeceğim arkadaşlar fullediğimizde ofansif farkındalığı 96 oluyor burada ilk seviyelerinin gösterdiği dereceler var ben şöyle önemli özelliklerini söyleyeyim size bir Santrafor'da Diogo Forlan'a hemen bakalım. Full dediğimizde arkadaşlar 95 seviyeye kadar ulaşıyor. 95 seviyede e, ofansif farkındalığı 93, bitiriciliği 93, şut gücü 93'te oluyor top kontrolü 90'da şöyle hızına bakmak istiyorum arkadaşlar 88 hızlanması da 88 oluyor dayanıklılığını söyleyeyim 89'da dayanıklılığı var arkadaşlar fullediğimizde eee daha öne çıkan özelliklerinden baktığımda arkadaşlar defans özelliği zaten yok ee, yüksekten pas özelliği 90'da duran top 92'de arkadaşlar eee Peki Atletico Madrid'i seçersek Diego Forlan'da nasıl bir etki oluyor? Ona bakalım. E, 97'ye çıkıyor seviyesi. 95'ten 97'ye çıkıyor arkadaşlar ve ofansif farkındalığı 95, bitiriciliği 95 oluyor. Şut gücü de 95 oluyor. Bunlar 93'ten 95'e çıkıyor arkadaşlar. E, bayağı bir etkiliyor kendi takımını seçtiğimizde Diego Forlan. 97'ye kadar Santraford'a çıkıyor. Gizli Forvet'te 94 sol açık 90 sağ açıkta da 88'de oynayabiliyormuş arkadaşlar. Ofansif orta sahada da 94 olarak gözükmüş Diogo Forlan. Kontra atak olarak bayağı bir iyi bir kart olarak gelmiş. Güçlü biri dayanıklılığı Atletico Madrid'i seçtiğimizde 91'e çıkıyor arkadaşlar Diogo Forlan'ın Diogo Forlan özelliklerine baktık. Şimdi gelelim. Şu herkesin çok istediği Fernando Torres'e. Fernando Torres de atak olarak gelmiş. Tam benim istediğim iki, özellikle iki forvet arkadaşlar. atak özellikle iki forvet. E, şeye bakalım hemen Fernando Torres'i fulllediğimizde kaç oluyor? Ona bakalım. 89'da gelmiş. Fulllediğimizde 98 oluyor. Eğer Atletico Madrid'i seçmediğimiz durumlarda arkadaşlar ofansif farkındalık 96, bitiricilik 98, şut gücü 89. Şöyle hızına bakacağım. Hız 99 arkadaşlar. Bayağı hızlı Torres. Normalde e, Torres bu kadar hızlı değildir ama oyunda bunu hızlı yapmışlar. E, hızlanması 96, dayanıklılığı 90'da Duran top özelliği yokmuş arkadaşlar. 77 de duran top özelliği. Gelelim kendi takımını Atletico Madrid seçersek kaç oluyor? 99 oluyor. E, ofansif farkındalıkta değişen e, 98'e çıkıyor. Ofansif farkındalık bitiriciliği 99 oluyor. Şut gücü de 91 oluyor arkadaş. Dayanıklılıkta 92'ye çıkıyor. Ee, güzel bir kart Fernando Torres bakalım ee, açılımında iki tane ücretsizimiz var iki tane ücretsizden bize ikonik verir mi bir önceki açılışta bana Del Piero'yu ücretsiz vermişti arkadaşlar bakalım bu sefer Fernando Torres'i yakalayabilecek miyim İlk ücretsiz hakkımı açıyorum hadi bakalım şöyle bir totem yapayım arkadaşlar şöyle içeri gireyim totem yaptık Fernando Torres'i seçtik totem yaptık bakalım olacak mı Anlaş diyoruz. bakalım ne geliyor 105 oyuncu arasından ikonik kart bize gelir mi olabilir mi acaba sağ ayakta biri 6 numara Hiç 6 numara gelmedi arkadaşlar Tabii ki kim bu Hemen bakalım bir tane çöp geldi Koke geldi. Siyah top gelmiş arkadaşlar. Dönüştürürüz bunu. Hemen dönüştürelim hatta. Serbest bırak diyelim. 4000 GP verdi. Bunu geçtik. ileri dedik. Hemen ikinci ücretsizimizi de açıyorum. Açtım. Bakalım ikinci ücretsizden ikonik gelir mi? Olasılık bayağı bir düşük arkadaşlar. Olasılık bayağı bir düşük. O yüzden fazla bir umudum yok. 10 numara 10 numara geldi. Kim bu? Bakalım kimmiş? Dander. Dander geldi. Çöpün çöpü geldi arkadaşlar. Hiç elimizde tutmamıza gerek yok. Serbest bırak dedik. 650 GP verdi. GPC bile neredeyse hiç yok. Evet şimdi Michael'a parasıyla arkadaşlar deneyeceğim. Çünkü Fernando Torres'i istiyorum. Forlan'da gelse olabilir. Kontratak oyuncularına ihtiyacım var. Hemen 100 Michael'a parasıyla belki bu sefer verir. Hemen açtık. Anlaş dedik. Bakalım bu sefer ne veriyor? ikonik geliyor mu? İkonik geliyor mu? Bakalım. 20 numara yine gelmedi arkadaşlar. Yine gelmedi. Yine bir çöp verdi. Defansif orta sahada tam bir çöp hemen serbest bıraktık 540 GP verdi bunda da arkadaşlar buna daha fazla harcamayı düşünmüyorum Çünkü olasılık bayağı bir az iki tane 105 oyuncu arasından iki tane koymuşlar çok büyük bir şans olması lazım dört tane açtık galiba iki, iki, iki tane e, ücretsiz açtık bir tane de Michael'a parasıyla açtım arkadaşlar çıkmadı bir tane buradan efsanevi denesek mi acaba diye düşünüyorum ama efsaneveleri diğer etkinlik 6. günün sonunda diğer etkinlikleri bitirince açmayı düşünüyorum. Burada arkadaşlar daha fazla olasılık var. Bence Michael'a parası harcayacaksanız burada harcayın. E, oyuncu sayısı 300 ama e, efsane sayısı daha fazla. Ş şöyle baktığımızda bana Maradona düşmüştü zaten. Sol kanat Nedvetim var. Diğer oyunculardan Campbell var arkadaşlar. Diğerleri yok. Ee, Andy Cole da düşmüştü. York kardeşler gelmedi. York kardeşleri çok istemiştim. Bana buradan arkadaşlar love gelirse başka bir şey istemem. Kontratak ve uzun pas. En çok istediğim Santrafor türü burada. Eğer e, bu etkinlikleri bitirdikten sonra bunun için bir video çekeceğim. Buradan draw kazanmak için arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum draw temsilcisi kazanmak için şurada maç bölümünde etkinlik modundaki şurada iki tane bölüm var bu iki bölümü tamamladığınızda arkadaşlar draw temsilcileri verecek size bunları tamamlayın ve açın size tavsiyem bu e, ikon bugün düşmedi arkadaşlar. İnşallah size düşmüştür. Ee, Fernando Torres'i çok istediğinizi biliyorum. İnşallah düşmüştür size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.